Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Crash on the Run bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Crash on the Run'ı kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Crash on the Run bölümünde Frosty Dingodile'in çetesinden iki yandaşı alt etmişti. Bu bölümde önce Nitro Arachnid, ondan sonra Nitro Pembe Fil, ardından da Frosty Dingodile'i kendisiyle mücadele edeceğiz efendim. Daha fazla uzatmadan yandaşlardan biri olan Nitro Arachnid ile mücadelemize başlayalım. Destek amaçlı bir beğeni bırakırsanız, hala da kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz, hem de başka çeklerimizden de oyun serilerimizden de haberdar olabilirsiniz sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. 5000 aboneye doğru adım adım yaklaşıyoruz. Neredeyse 4900'e ulaştık. Yani gerçekten benim için o kadar çok şey ifade ediyor ki bu destekleriniz, uğraştırdığınız, bana ayırdığınız zaman falan, hani benim için o kadar kıymetli ki gerçekten bu beni daha çok mutlu ediyor. Fazlasıyla mutlu ediyor ve bu da benim bu yaptığım işi daha büyük istekle yapmamı ve daha kaliteli içerikler çıkarmamı sağlıyor. O yüzden gerçekten destekleriniz için minnettarım. İyi ki varsınız diyorum. Bu arada tavsiye oyunlar, aklınıza gelen, hoşunuza giden, oynamam istediğiniz oyunlar falan varsa yorumlar kısmına muhakkak belirtin. Hoşuma giderse denerim. Veya gerçekten de güzel bir oyunsa falan da, yani memnun olursam ve video çıkartabileceğim bir oyunsa ya da seri yapabileceğim bir oyun falansa muhakkak videosunu çeker, hatta serisini de yapabilirim arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu arada saat şu anda sabahın 5'i oldu olacak yani. Normalde Crash on the Run videosu çekmeyecektim ama saat çok geç olduğu için, malum saat sabahın 5'i, fazlasıyla da yorgunum. Ama hani daha fazla aksilik olmasını istemediğimden dolayı, ertelenme falan olması, kanal aktif olsun, arada malum iki video falan atmam gerekiyor. Nedenini çok iyi biliyorsun çünkü oyun kanalımızda yani çok fazla oyun çeşidi olduğundan dolayı ve oyunlarda ilerleyebilmem için video atmam gerekiyor, oynamam gerekiyor. Ondan dolayı da mecbur arada böyle iki video falan atmam gerekiyor. Ve zaten Crash on the Run'ı da sevdiğim için, tabii ki de Crash on the Run'ı da sevdiğim için serisini yapmaya devam ediyorum. Siz de devamının gelmesini falan istiyorsanız da muhakkak yorumlar kısmına belirtin ve seri hakkında önerilerinizi de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu arada 23 tane güç taşı sahibi olduk şu anda. Meydan okumaları isterse bu yeşil renkli taş kursunda yapabiliyoruz arkadaşlar. Zaten Frosty Dingodile'i yendikten sonra yapacağız arkadaşlar muhakkak. Kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. Çok güzel. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi pembe fille mücadele edeceğiz. Ardından kalacak bize Frosty Dingodile. Hadi bakalım. Zaten videoda çok fazla sürmeyecektir. Genellikle kısa sürüyor zaten Crash on the Run videoları, bölümleri falan. Ha, çünkü öyle çok fazla bir şey yapmıyoruz. Olabildiğince ama optimal bir süre de tutmaya çalışıyorum Crash on the Run'da. Yani hem oyunda ilerleyelim, hem bir şeyler yapalım, hem de siz de öğrenin, görün. İşte bölümleri nasıl geçiyorum, nasıl oynuyorum vesaire falan. Oyun hakkında neler düşünüyorum ki, ben Crash on the Run'ı fazlasıyla seviyorum. Her bir güncellemede tabi biraz fazla yer istiyor, orası ayrı bir konu ama her bir güncelleme geldiğinde yeni dış görünüşler, yeni kostümler, yeni içerikler falan geliyor. Ufak tefek yeni içerikler de muhakkak geliyor. Ama daha çok güncelleme yaptıkça yeni dış görünüş, yani yeni kostümler geliyor şu an ağırlıklı olarak. Malum oyun fazlasıyla çeşitlilik sağladığından dolayı oyun içerik falan getiriyor, eyvallah, ama hani başka kostümler de getirmeleri gerekiyor ki hani. Çünkü her kostümün kendine has bonusları falan var. Kostümler sayesinde özellikle bazı malzemelerden daha çok kazanabiliyorsunuz. Ondan dolayı kostüm getirmeleri oyuna fazlasıyla önemli. Çünkü özellikle bazı kostümler var, o kadar OP, o kadar değerli ki aldığınızda oyun boyunca ilerlemelerimiz, yani oyunda çok daha hızlı ve verimli şekilde ilerliyorsunuz. O yüzden kostümler çok değerli. Ben de o yüzden mor kristal biriktiriyorum zaten. Evet, bu arada bir tane daha güç taşı topladığımızda Frosty Nitrous Brew ile mücadele edeceğiz. Yani çetesi
karşımıza gelecek. Evet, seviye atladık bu arada. 5 tane daha. Morcris'e ariyette buz yumurtası geldi. Şimdi efendim. Frosty Dingo'da ile mücadele edeceğiz ama bizim şu neymiş bu? Bu portasilan adı ne? Unutuyorum her seferinde. Şunun adı ne? Ha, Nitro ışın tabancası. Buna ihtiyacımız var ama bunun için de 36 dakika beklememiz gerekiyor ama ben beklemeyeceğim. Bu videoyu özel olarak ve daha fazla beklemek istemediğim için hızlandır yapacağım burada. Normalde asla mor kristal harcamam. Çünkü toplaması, kazanması gerçekten zor. Ama sizin için harcadım şu anda. Arkadaşlar, şimdi Frosty Dingo'da ile mücadeleye başlıyoruz efendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada 400 mor kristal biriktirip retro Crash kostümünü almayı hedefliyorum. Çünkü çok fazla bonus veriyor. Fazlasıyla değerli ve çok güzel kostüm ya. Ve ben yani nostaljiye hasta olan bir insanım. O yüzden zaten ariyetten 400 biriktirip o kostümü almak istiyorum. Göstereceğim. Boss'u geçtikten sonra. Şu anda kafamızda kask olduğu için hiçbir hasar yemiyorum. O yüzden nitro kutusuna kafa attım. Tabii şu anda istesem de öyle bir şey yapamam. Maskeye ihtiyacım var. Patla bakayım. Güzel kupa bulduk bu arada. Kupa kutularını kırdıkça beşer beşer kupa kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kupayla da sezon ödüllerini falan topluyorsunuz. Hatta belli kademelere gelirsiniz arkadaşlar. Dış görünüş yani kostüm kazanıyorsunuz. O yüzden kupa toplamanız fazlasıyla önemli bu oyun içerisinde. Oyuna ne kadar çok aktif olursanız, klanda koşu falan yaparsanız, yandaşları benim gibi alt ettikçe falan kupa kazanıyorsunuz. Evet, Frosty Dingodile. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun canı biraz daha fazla hatta. Gördüğüm kadarıyla. Ve tabi bu Frosty Dingodile olduğu için ateş değil. Bu sefer buzla saldırı yapıyor ve bir oha. Oha, öldüm. Nasıl ya? Nasıl öldüm ben? Ne? Nasıl öldüm ben ya? Aa. Çok şaşkınım. Devam et. Ben nasıl öldüm? Nasıl kurtulacağım ben oradan? Oha, ilk defa şu oyunda ilk defa ana hikaye şeyinde öldüm. İlk defa. Vay be. Helal olsun Frosty Dingodile. Kafamı karıştırdım ve öldüm yani. Yani söyleyebileceğim bir şey yok. Anlaş. Zıplamam gerekiyor galiba. Galiba zıplamam gerekiyor. Tamam. Devam et. Şunu da şuraya alalım. Bu arada 8 dakika olmuş video. Tamamdır. Boss'u alt ettikten sonra inşallah ki alt edeceğiz. Alt ettikten sonra bir de yeşil taş kursunu yaparız. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Kardeşim sen ne manyak bir şeymişsin ya. Tamam. Bug'ta galiba orası. Abi bu ne? Bu ne ya? Ne oluyor abi? Ben mi videoyu durdurayım, nasıl buraya geçeceğim falan bir çözeyim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi hani normalde buz tarafına değmiyor olsam da saçma sapan bir bug'tan dolayı. Yani bir yandan bug, bir yandan telefonla alakalı bir durum. Neden telefonla alakalı bir durum? Şöyle anlatayım arkadaşlar size. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle de dikey ekranın oyuna göre biraz küçük kaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Hani dikey ekran bu oyun için yeterince optimize edilmemiş. Yani uygun değil. O yüzden bu Frosty Dingodile'ın buzlu saldırısına karşı bir şey yapamıyoruz maalesef. Özellikle orta tarafa falan da bunu yaptığında hani gereksiz bir şekilde alan bize değiyor. Göreceksiniz birazdan zaten. Daha iyi anlayacaksınız. Mesela şu saldırıyı yaptı ya. Bazen sıkıntı olmuyor. Ama böyle bir durumda gördüğünüz gibi gidiyorum. Yani telefonla alakalı bir durum. Yeterince optimizasyonun yapılamadığı için, optimize sorunu olduğu için maalesef yapamıyorum burayı bir türlü. Şöyle yapacağız o yüzden. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi yeşil taş kursunu yapacağım. Şu açtığımız yer var ya, şu meydan okumalar. Şunu bir yapacağız arkadaşlar. Bunu yapacağız. Bunlardan çıkaracağız. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım.
Sıradaki Crash on the Run bölümünde ben bu Frosty Dingo Diabolus'un çoktan geçmiş olacağım. Şu sayede geçeceğim arkadaşlar. Eski telefondan, yani önceden kullandığım telefon var ya, onunla yapacağım. Çünkü onda öyle bir ekran problemi falan vesaire yok. Ama şöyle yapacağım aynı zamanda tabii. Şöyle yapacağım. Nasıl söyleyeyim? Ben şimdi nasıl anlatayım size ya? Nasıl anlatayım ben size şimdi anlam? Yorgun da olduğum için. Ha, şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu anda bu video kaydını Poco X3 EFC ile yapıyorum ya. Sıradaki Crash on the Run bölümünü de arkadaşlar Xiaomi ile yapacağım. Yani önceki telefonla yapacağım arkadaşlar. Hatta Crash on the Run videolarını büyük bir ihtimal benim mecburiyetten daha doğrusu Xiaomi'den, yani önceki kullandığım telefondan yapmaya devam etmem gerekecek. Çünkü yapacak bir şey yok. Hani dikey ekran yeterince verimli olmadığından, küçük kaldığından dolayı maalesef ki bir şey yapamıyoruz bu konu hakkında. Yani bir şey yapamıyorum daha doğrusu. Bu arada bu meydan okumayı kazanabilmem için arkadaşlar bütün örümcekleri indirmem gerekiyor. Haberiniz olsun, hani neden duvara çarpıyorsun falan diye soranlar illaki olacak. Bütün örümcekleri indirmek zorundayız arkadaşlar. Bakın 55 tane örümcek var. Hepsini indirmemiz gerekiyor. Yoksa meydan okumayı kazanamıyor. O yeşil taşı da alamıyoruz arkadaşlar. Hani görev bunların hepsini alt etmek. Tek seferde. Ondan dolayı. Şu an 14 oldu. İnşallah sıkıntısız bir şekilde halledeceğiz. 20 oldu. Tamam. 22. 23. 24. Dediğim gibi arkadaşlar, yani maalesef bu bölüm içerisinde o Frosty Dingo'da ile geçmenin imkanı yok. Ekran sorunundan, ekran probleminden dolayı. Yani yapacak bir şey yok. Clash Royale'da falan da bu tarz bir problem yaşamıştım ben, ama hani o kadar ciddi bir problem değil bu hani. Hani Clash Royale'da o kadar göze batmıyor. Orada sorun olmuyor, ama bu oyunda maalesef çok ciddi sorun zaten. Hani gidebilecek 3 çeşit şey olduğundan dolayı, yönü olduğundan dolayı, hani eğer dikey ekran küçük olursa hiçbir şekilde bir şansımız yok onun hakkında. Ben bu arada videoyu burada durduracağım. En son ki yandığım yerden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü videoyu gereksiz anlamda uzatmak istemiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu anda 47 örümceği indirdim. 49, 50 olacak şimdi. O dinamit de patlayacak. Evet, 53 ve 55. Çok güzel. Başarılı bir şekilde nihayet geçmeyi başardık. Ben birkaç kere daha denedim. Hani biraz uğraştırıcı, ama dikkatli oynadığınızda o kadar da zor değil. Evet, yeşil elması da, taşı da şu anda itibaren almış olduk. Şöyle göstereyim. Evet, şu anda 3 tane oldu. Eğer 45 güç taşı toplayabilirse buranın da kilidini açacağız. Ardından bir de burada bir tane daha yeşil taş olacak. Yeşil taş diyorum, elmas olacak. Onu da aldığımızda buradaki dörtlü tamamlanmış olacak. Tabii daha sonra anahtar için falan da uğraşacağız. Onlarla alakalı ayrı bir video da muhakkak ki yaparım büyük bir ihtimal. Neyse arkadaşlar, biraz sıkıntılı, gereksiz aksiliklerin olduğu bir Crash on the Run bölümü oldu. Yapacak bir şey yok, dediğim gibi. Önceki telefonu da ben buraya geçireceğim. Hatta kayıt alacağım. Sıradaki Crash on the Run bölümünde nasıl geçtiğimi sizlere göstereceğim tabii ki, kısa bir özet olarak. Yani geçmezsem olmaz yani, en azından bu şekilde telafi edeyim. Neyse arkadaşlar, daha fazla uzatmadan videoyu artık burada kapatmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiyesi olan için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka çeklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatmak istiyorsanız başka oyun ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.